Ramazan Apaydin, Elazığ doğumluyum. 1950 doğumluyum. Doğum yerim Palo. Ama Karakozan'da oturuyorum. 200 senede bir sefer gidiyoruz yani. Öyle bir ziyarete gidip geliyorum. Annem babam rahmetli oldular. Bir iki tane kız kardeşim var. Bir tane de Elazığ'da oturuyor, bir tane köyde oturuyor. 3 tane kardeşim var. Herkes bir yerde. Çocuklar dağılmışlar, herkes bir yerde. Hanımla beraber tek başımda öyle yaşıyoruz. Rencbellikten yetişen bir insan. 5 tane çocuğum var, bir tane kız var, 5 tane de oğlan var. Köyde rencbellik yapıyordum, gençliğim zamanında. Ondan sonra İstanbul'a geldim. İstanbul'a aşağı yukarı 40-50 senedir İstanbul'da öyle yaşıyorum. Ot biçiyordum, buğday biçiyordum. Rencbellik çok bizim güzel bir şeydi yani. Temizlik küp alıyorduk. Yani diyelim ki burada buzdolabı var, orada küp var. Yani küpün içine suyu koyuyorduk, toprak açıyorduk, toprağın içine koyuyorduk. O kendi kendine soğuyordu yani. Rencbelliği çok severim. Gerçekten de çok güzeldi. Rencbellik biz orakla biçiyorduk. Bunlar herkes turpanla biçiyordu. Ben İstanbul'a gelip gidiyordum, kaçıyordum ben daha açıkçası. Gençliğimden çok kaçıyordum. Yazın gidiyordum, rencbelliği falan yapıyordum. Anneme yardım ediyordum. Babamı çok gençliğimden kaybettim babamı. Yetim yetiştik yani bir açıkçası. Annem vardı, annem erkek gibiydi, Osmanlı kadındı. Ben de açıkçasını söyleyeyim, çok değerli bir kadındı. Babası Zaza'ydı zaten. Biz Zaza'yız yani aslında. En başta İzmir'e gittim. İzmir'de bir yerde çobanlık yaptım. Bir sene falan kaldım. İlkbahar oldu, yılanlar vardı. Ben biraz tiskindim. İstanbul'a gideceğim dedim, ben çıkacağım burada. Orada beni bırakmadılar. Hatta bana silah bile çektiler. Yani dur diye. Kızım vardı, çok zenginlerdi. Dedi, kızımı sana vereceğim. Dedi, evini, anneni, kardeşlerini buraya aldıracağım. Ne yaptı ben kabul etmedim. Beni çok severdi, çok severdi gerçekten. Dedi İstanbul'a gidersin, herhangi bir sıkıntın olduğun zaman bana telefon et, ben geleceğim dedi. Çok ısrar ettiler, ben duramadım. İstanbul'a geldim, çıktım geldim, İstanbul'da geldim, ticaretten uğraştım. Lahmacun sattım, limonata sattım, meyve sattım. Hep ticaretten yere uğraştım. Yani dükkan aldım, dükkanı sattım, kaybettim. Yani mal varlığım bayağı vardı. Çocuklar beni terk ettiler, gittiler. Ondan sonra üzerimde kaldı. O mal varlığım, her şeyimi sattım. Ölürsem hani borçlu gitmeyeyim. 7 günde bir yerde bir karşılıydı, yanında çalıştım. Benim paramı vermedi, dedi haftalık veririz dedi. Haftalık gitti, 13 gün gitti, vermedi. Dedi, yemek içmek de dedi, biz veriyoruz. Ne yemek verdim, ne içmek verdim. Ya Rabbi ben ne yapayım? Geldim ağladım, çok ağladım bu sıra. İntihara kalkıştım, tövbe ettim. Dedim, ya Rabbi ben şimdi kendim intihar ederim. Sana karşı ne yapabilirim? Veren sen, alan sen. Ümraniye'ye bir geldiğim zaman da buralar yoktu yani. Ümraniye'de öyle bir çarşı vardı orada, bir ziraat bankası falan vardı orada. Küçük bir çarşı vardı, böyle bir normal bir çarşı vardı yani. Çok eski dayanıyor yani. Sadece 50 sene kapulu seletli sepetli muhtarlıktan aldım. Dudullu pazarı. O zaman belediye yoktu. Çocukluk dönemi çok iyi geçti. Komşuluk iyi yani. Komşuluktan ben hiç kimseden bir şeyim yok yani. Çünkü sen iyi olduktan sonra herkes iyi olur. Niye iyi olmazsın ki yani? Hiç şimdiye kadar bir komşudan bir şikayetim yok. Benim öz dayımın kızı. Efendime söyleyeyim, ben o zaman İstanbul'a kaçıyordum. Beni evlendirmeye çalıştılar. Ben de evlendiriyordum. Biraz havalıydım yani gençliğimde. Sonunda demek ki Allah'ın takdiri oldu. Bizi annem aldı, kardeşinden istedi. Evlendirdik, öyle oldu yani. Kader öyle olmuş. Evlendik, gittik. Öyle çara çara karıştık. Ulan çok ezdim, çok buralarda çamurdu, yoktu. Şimdi iyidir, çok şükür yani. Ümraniye iyi görüyorum. Bu son zamanlardan gelişti yani. Daha önce Ümraniye'de hep çamurdu, hep. Yani buralar ormandı, çakallar da oluyordu. Burada çakallar ölüyordu. Şimdiki gençler ben tavsiye ederim, güzel. Eski gençler çok büyük, olaylıydı. Ben şimdiki gençleri bazen görüyorum yani %40'ı, %50'sini görüyorum, gurur duyuyorum gerçekten de yani. Gençler iyidir, hele okumuş gençler yani. Ümraniye Belediyesi'nden çok memnunum. Sayın Belediye Başkanımıza,
İsmet Yıldırım'a çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun.